Selamlar arkadaşlar. Yeni bir çalışmayla karşınızdayız. E, ne yapıyoruz, ne yapacağız? İdare hukuku. E, yorumlarda arkadaşlar bunları istediler. İdare hukukundan tekrar amaçlı 10 küsür tane sorumuz var. Sizlerle paylaşmak istiyorum. İyi seyirler diliyorum değerli arkadaşlarım. Sorumuz şu. Kamu kamu tüzel kişilikler yukarıdakilerden hangileriyle kurulabilir? Bakın. KTK kamu tüzel kişilikler nelerle kurulabilir değerli arkadaşlarım? Kesinlikle ve kesinlikle kanunla. Kamu tüzel kişilikler kanunla kurulur artı Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulur değerli arkadaşlarım. Ama meclis iç tüzüğü ve yönetmeliklerle kamu tüzel kişilikler elbette ki kurulamaz. Cevabımız 1 ve 3. Bu arada kamu tüzel kişiliklerden sınavda olabilir, gelebilir diyebileceğimiz popüler olanları vermek isterim. TRT, üniversite, YÖK, Rütük, ÖSYM, Vakıflar Genel Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü Karayolları Bölge Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü. Bunlar nedir? Kamu tüzel kişilikler. Şurayı özellikle bilin. Bakın şurası. Bir de şunlar arkadaşlar. Belediyeler, İl Özel İdaresi ve Köyler. TRT Üniversite YÖK. radyo bu R'dir değerli arkadaşlarım. Radyo Televizyon Üst Kurulu, YÖK, Üniversite, TRT, Belediye, İl Özel İdaresi ve Köy. %90 bu soruyu çözersiniz değerli arkadaşlar ona göre. Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk makamları arasında yer almaz? Şimdi arkadaşlar bakın genel idari diyor bir de makam diyor ve olumsuzu istiyor. Hemen onu yazalım. Genel idari kolluk makamları. Genel idari kolluk makamları ülke genelinde Cumhurbaşkanı ve yine ülke genelinde İçişleri Bakanı, il düzeyinde vali, ilçe düzeyinde ise kaymakamdır. Cumhurbaşkanı, İçişleri, vali, kaymakam var. Değerli arkadaşlarım E seçeneğindeki belediye başkanı genel değil özel. Özel idari kolluk makamıdır. Lütfen dikkat klasik ÖSYM formatı. İdarenin kamuya yönelik olmayan tek faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kıymetli arkadaşlar idarenin 6 tane temel görevi olur. Nedir bunlar arkadaşlar? Şuradakilerden de göstereyim. Planlama faaliyeti var. Kolluk var. iç düzen var. Kamu hizmeti var. Özendirme ve teşvik etme var. E5 oldu. Altıncısı nerede? Milli güvenlik hizmeti ya da görevi değerli arkadaşlar. O zaman birlikte sayabiliriz. İdarenin 6 tane temel görevi şunlardır. Milli güvenlik, planlama, kolluk, iç düzen, kamu hizmetleri, özendirme ve teşvik etme. Soruya döndüğümüzde kamuya yönelik olmayan tek faaliyet yani millete yönelik olmayan tek faaliyet. İç düzen. Diğer adıyla oryantasyon eğitimidir. Hayırlısıyla en kısa sürede inşallah tanırsınız. Atandığınız kurum size bir hizmet içi eğitim verecek. Kurumu tanıtacak, kurum, kurumun işleyişini, yasal mevzuatını öğretecek. Ya arkadaşlar bu kurumla sizin aranızdaki bir sistem ya da bir eğitimdir. Dolayısıyla millete kamuya yönelik değildir. Umarım mantığını yakalayabildiğiniz değerli arkadaşlar. Aşağıdaki makamlardan hangisi yetki genişliğine sahiptir? Şimdi ben önce bir şey hatırlatmak isterim. Yetki genişi 1876'dan beri vardır. Ve şu anki anayasamız 1982 anayasası şöyle emreder ya da şöyle ifade eder. Der ki illerin idaresi yetki genişliğine dayanır. İllerin idaresi yetki genişliğine dayanır. Bu arada yetki genişliğinin geniş tanımı şöyledir. Taşya'dakilerin merkeze sormadan karar alabilmesine yetki genişliği denir. ÖSYM KPSS sorusu. Taşya'dakilerin diyor ama aslında yetki genişi sadece validedir. İvedilikle tekrar ediyorum sadece validedir. Taşya'dakiler merkeze sormadan karar alabilir. 1982'ye göre illerin idaresi yetki genişine denir ve yetki genişi kimdedir değerli arkadaşlarım? Validedir değerli arkadaşlar. Mesela bir doğal afet olduğunda kar yağdığında okulu tatil etme yetkisi validedir ve merkezdeki Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u arayıp da sormuyor değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi merkezi idarenin taşra teşkilatı içinde yer almaz? Şimdi kıymetli arkadaşlar merkezi idare dediği şey aslında ikiye ayrılır. Bunlar başkent ve taşra teşkilatı. Taşrada ise il genel idaresi, bakın il özel değil, il özel mahalli kuruluştur. İl genel idaresi, ilçe idaresi, bucak idaresi ve bölgesel kuruluşlar bucak uygulama olarak da kalkmıştır değerli arkadaşlarım. O zaman hangisi taşra içinde yer almaz? İl genel var, ilçe var, bölgesel kuruluş var, bucak var. Köy taşra teşkilatı değil köy mahalli kuruluştur. Yani yerel yerinden yönetim değeri değerli arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Köy mahalli bir kuruluştur. Yerel yerinden yönetimdir. Aşağıdakilerden hangisi yerel yerinden yönetimler arasında yer alır? Bak az önce hangisi taşra değildir dedik. Cevap yerel yerinden yönetimden bir birim çıktı. Köy çıktı. Şimdi ise hangisi yerel yerinden yönetim değildir demek istedik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu da yazalım. Yerel yerinde yönetim kuruluşları yani mahalli kuruluşlarımız. Bunlar nedir? Belediyelerdir. Değerli arkadaşlar il özel idaresidir ve köylerdir. Belediyeler diyorum. Çoğul konuşuyorum. Büyükşehir belediyeleri de içindedir. Tamam. Sizin burada dikkat etmeniz gereken şey. Değerli arkadaşlarım sizin burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Mahalle var ya arkadaşlar Mahalle. O bir mahalli kurumsal yerel yerinde yönetim değildir. Büyükşehir var, köy var, belediye var, il özel idaresi var ama mahalle bir mahalli kuruluş değildir dedik değerli arkadaşlar. Vali aşağıda verilenlerden hangisini idari vesayetle denetler? Bakalım. İl emniyet müdürü, il sağlık müdürü, ilçe mal müdürü, ilçe kaymakamı ve il belediye başkanı. Şimdi değerli arkadaşlarım, il emniyet müdürü, il sağlık müdürü, ilçedeki kaymakam ve ilçedeki mal müdürü bütün bunlar valinin altındaki birimlerdir. Yani vali bunların üstüdür değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla üst altı denetlerse bu denetim hiyerarşidir. Ama vali bakın şöyle buraya yazayım görelim. Vali devlet tüzel kişiliktir. Belediye kamu tüzel kişiliktir ve yerinden yönetim kuruluşudur. Taşra'daki vali Yerinden yönetimi denetlerse bunun adı ne olur arkadaşlar? İdari vesayet denetimi olur. Umarım mantığını yakaladık. Genelkurmay Başkanı 2017 yılındaki anayasa değişikliği ile aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlanmıştır? Önce şunu bir hikayesini verelim. Genelkurmay Başkanı 4 yıllığına Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Atayan Cumhurbaşkanı. Tamam mı arkadaşlar? Ama yine bizim Genelkurmay Başkanımız artı Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanları, Genelkurmay Hava Kara Deniz bu dördü kime bağlıdır ve kime karşı sorumludur? Milli Savunma Bakanlığı. Zaten diyor ki Genelkurmay hangisine bağlanmıştır? Kime bağlanmıştır? Milli Savunma Bakanı. Peki sadece o mu? Hayır. Genelkurmay Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri dördünü de Cumhurbaşkanı atar. Ama bağlı ve sorumlu oldukları yer Cumhurbaşkanı değil, Milli Savunma bakanlığı Peki bu ne zaman gerçekleşti? 2017 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli sistemiyle. Peki. Yukarıdakilerden hangileri kamu tüzel kişiliklerin özellikleri arasında yer alır? Kamu tüzel KTK'ların özellikleri arasında idari ve mali konularda özelliktirler. Evet arkadaşlar zaten Kamu tüzeller özerk bir yapılardır. Peki hangi alanlarda özerktirler? Yönetim ve ekonomi alanında. Çalışanları memur statüsü nedir? Evet arkadaşlar 657 sayılı devlet memurları kanununa bağlıdırlar. Kanunla veya Cumhurbaşkanlık kararnamesiyle kurulurlar. Değerli arkadaşlarım Cumhurbaşkanlık kararnamesiyle kurulma kısmı da 2017 anayasa değişikliği de geldi ve eklendi. O zaman cevabımız E seçeneği oldu. Aşağıdakilerden hangisi arasında hiyerarşik denetim söz konusu değildir? Vali ildeki memurların üstüdür. Üst altı denetlerse hiyerarşi. Dekan üniversitenin bir alt birimidir ve rektör de onun üstüdür. Üst rektör alt dekanı denetlerse alt birimi hiyerarşidir. Bakan kaymakamı denetlerse başkent taşrayı denetlerse hiyerarşidir. Belediye başkanı kendi personelini denetlerse üst altı denetliyor hiyerarşidir. Rütük ve TRT ikisi de kamu tüzel kişiliktir. Bir kamu tüzel kişilik bir kamu tüzel kişiliği denetlerse iki KTK birbirine giderse bu kesinlikle idari vesayettir. Ya da yerinden yönetimdeki Rütük yerinden yönetimdeki TRT ye giderse elbette ki yine idari vesayet diyebiliyoruz değerli arkadaşlarım. Şu kağıdı umarım ayırabilirim. Evet. Aşağıdakilerden hangisi başkente yardımcı kuruluşlardan biri değildir? Kıymetli arkadaşlarım başkente yani merkeze yardımcı kuruluşlarımızın içinde Milli Güvenlik Kurulu var, Sayıştay var, Danıştay var, Sosyal ve Ekonomik Konsey var, Kamu Denetçiliği Kurumu var ama yargıta yok. Bu arada Kamu Denetçiliği Kurumu da 2010'da geldi, Sosyal ve Ekonomik Konsey de 2010'da geldi, bu daha aktif olarak çalışmaya başlamadı. Kamu denetçiliği kurumu aktif olarak çalışıyor ve ama kararları görüş niteliğinde herhangi bir bağlayıcılığı yoktur değerli arkadaşlarım. Kamu baş denetçisinde meclis 4 yıllığına seçer. Aşağıdakilerden hangisi idarenin mal edilme yöntemleri arasında yer almaz? Kamulaştırma, devletleştirme, geçici işgal, istinval var ama mal edinme arasında özelleştirme yoktur. Çünkü özelleştirme malı satmaktır. Olağanüstü durumlarda özellikle taşınır mallarda istinvar. Boş arazideki kum, çakıl ve taş üzerine yapılıyorsa kararı da il idare kurulu alıyor. Bunda da geçici işgaldir değerli arkadaşlarım. Peki amacımız idare hukukunu birazcık sizlere hatırlatmaktı. Umarım faydası oldu. Son birkaç günde arkadaşlar yeni sürpriz videolarımız olacak. İyi çalışmalar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.